Şimdi yani samimi olmaya gelelim. Kur'an açıktır diyorlar. Tamam, güzel. Şu sorulara da bir cevap versinler bakalım. Ne kadar Kur'an'a hakimler, ne kadar Kur'an'ın Müslümanı, ne kadar sözlerinde samimiler onu göreceğiz. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da kısastan bahseder. Hırsız kadın ve hırsız erkeğin elini kesmeden bahseder. İffetli kadına iftira atmanın 80 sopa olduğundan bahseder. Bozgunculuk çıkartanın çaprazlama kesilmesi, idam edilmesi, öldürülmesi veya sürgün edilmesinden bahseder. Soru. Niye bunu yapmıyorsunuz? Kendi Müslüman olarak gördüğünüz insanlara niye bunu uygulamıyorsunuz? Allah Subhanahu Teala namaz kıl derken kılıyorsun. Oruç tut derken tutuyorsun. Zekat ver derken veriyorsun. İyilik yap dediği zaman yapıyorsun. Bunlara geldiğin zaman bunlar emir değil mi size göre? Elbette emir diyorlar. Niye yapmıyorsunuz? Ama devlet şartı var. Peki devlet şartının olmasını Kur'an'ın neresinde buldunuz? Hadi bir ayet getirin bakalım. Bitmedi. Yani eğer bu konu hakkında hüküm vermiyorlar ise aynı kitapta Maide 44. ayette dediği gibi Allah Subhanahu Teala'nın kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir diyerek birbirinizi tekfir etmelisiniz. Hatta öyle ki sizler hırsızlık meselesine geldiğimiz zaman bir tane sakız da çalsan, bir arabada çalsan hırsızlıktır. Siz buna göre dahi birbirinizin elini kesmelisiniz. Ha, buna reddeden yok mu? Hemen tevil edenler yok mu? Oldu. Ne dediler? Hırsız kadın ve hırsız erkeğin elini kesinden kasıt. Onların gücünü kesin demektir dedi. Peki bozgunculuk çıkartanları çaprazlama kollarından ve ayaklarından kesini nasıl anlayacağız? Çaprazlama gücünü kesin olarak mı anlamamız gerekli? Bu şekilde mi anlayacağız? Komedinin sürecek, devam edecek. Bu insanlar muhtemelen cuma namazında kılıyorlardır. Şimdi Cuma suresinin 9. ayetinde tamam olarak cuma namazı geçmez. Cuma günü çağrılmaktan bahseder. Biz bugün yani cuma gününe baktığımız zaman 5 kez namaza çağrılıyoruz, doğru mu? Ha, bunlara göre bir kısmına göre 3 vakit. Ayrı mesele. Şimdi 5 kez biz çağrıldığımızı biliyoruz. Cuma 9. suresinden cuma namazı çıkar mı? Çıkmıyor. Namaz diye geçmiyor. Cuma namazına çağrılma diye bir şey geçmiyor. Hadi kabul ettiğinizi farz edelim. Kabul etmekten sonra bunun nasıl kılınacağına dair bir bilginiz ne? Nasıl yapılacağına dair bir bilginiz ne? Hani namaz nasıl kılınır, kaç rekattır diye klasik soruları artık sormuyorum. Bu soruları soruyorum. O tür soruları zaten yalan yanlış. Kendilerini tatmin ederek cevapladıklarını düşünüyorlar. Bunları cevaplayabiliyorlarsa bunları cevaplasınlar. Onu geçtik. Yani tarihi bu şekilde cahilce, ahmakça reddediyorlar ki Kurban Bayramı Kur'an'da yok. Ramazan bayramı Kur'an'da yok. Ezan Kur'an'da yok. Biz bugün Miraç kandilini, Regaib kandilini, Mevlid kandilini ve benzeri olan kandilleri niye reddediyoruz? Diyoruz ki bunlar 448 yılında Fatimi Devleti'nin ortaya çıkarttığı bir Mevlid kandili var diyoruz. İşte Miraç kandili Osmanlı zamanında çıkmış bir kandil diyoruz. Bu yüzden bunlar bidattir. İslam'la bağı yoktur, alakası yoktur, reddedilmesi gereklidir. Tarih veriyoruz. E peki Kurban Bayramı'na, Ramazan Bayramı'na baktığımız zaman bu Kurban ve Bayram Ramazan'ı ta nereye kadar gidiyor? Araştırdığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Ezan baktığımız zaman nereye gidiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Bu şekilde siz yok dediğiniz zaman yok olur mu bir şey? Olmaz. Önümüze belge koymalısınız. Diyeceksiniz ki bakın falanca tarihte Kurban Bayramı çıkmıştır. Filanca tarihte Ramazan Bayramı çıkmıştır. Filanca tarihte ezan çıkmıştır diyerek insanların önüne bunu koymalısınız. Eğer bir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar iletiliyorsa bir belge, bir delil, siz bunu kabul etmekle mükellefsiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin anlayışınıza göre Kur'an'a uymuş olması lazım. Kur'an'a uyan bir insan bunları reddetmiş olması lazım. Toplumuna bunu söylemesi lazım. Ona bağlı olan insanlar da bunu reddettiği zaman kesinlikle onlar da onun söylediği söze karşı gelmezler ve reddederler. Ve bugüne de ne kurban gelirdi, ne Ramazan gelirdi, ne de ezan gelirdi. Bunların olmadığına dair de delil getirmeniz lazım. Bir şeyi reddediyorsanız. Şimdi siz eğer Kur'an'a akıl ile yaklaşırsanız birçok konuyu akıl ile anlatamazsınız. Cinlerin varlığını bir ateist anlatamazsınız. Musa Aleyhisselam'ın denizi asayla yarmasını anlatamazsınız. Bir taşın Allah korkusuyla düşmesini anlatamazsınız. Süleyman Aleyhisselam'ın bir kuşla konuşmasını anlatamazsınız. Kur'an evet aklımızı zaten çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Ayetleri anlamak için, idrak etmek için, düşünmek için. Allah Subhanahu Teala diyor ki akıllarını kullanmayan üzerine pislik yağdırır. Bizim adımız niye Müslüman? Çünkü bizler teslim olanlarız. Teslim olmak nedir? Bir şeyin gücünün karşısında artık zayıf olduğumuzu anlarız. Bir şeyin varlığını artık anlarız ve ona teslim oluruz her şekliyle. Kur'an'da aklınızla da anlayabileceğiniz ayetler vardır. Aklınızla anlayamayacağınız, ifade edemeyeceğiniz ayetler de vardır. Biz bu kitaba bu şekilde iman ediyoruz. Sizin gibi bir kısmını iman edip bir kısmını da tevillerle inkar etmiyoruz. Allah Subhanahu Teala bir cenaze namazından bahsediyor. Yani fasığın namazını kılma diyor Allah Subhanahu ve Teala. Demek ki Müslümanların namazın kılınması gerekli. Siz bu ayetten cenaze namazını nasıl anlıyorsunuz? Size göre bir Müslüman öldüğü zaman nasıl onun namazını kılacaksınız? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tahkik etmeden, anlamaya çalışmadan, ne yapmış acaba Resulü demeden nasıl anlayacaksınız? Anlayamayacaksınız. Allah Subhanahu ve Teala hac gününden bahsediyor. Hac gününün hangi gün olduğunu hangi ayette yazıyor?
Hiçbir ayette yazmıyor. Allah Subhanahu ve Teala haram aylardan bahsediyor. Ve o haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğundan bahsediyor. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın bu kitabında haram aylar hangi ayette geçiyor? Hiçbir ayette geçmiyor. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala hem büyük günah diyecek, tuzak kurarmış gibi bana o haram ayları açıklamayacak. Böyle bir din olmaz. Allah Subhanahu ve Teala kuluna, kendi yarattığı kişiye tuzak kurmaz. Allah Subhanahu ve Teala bu kitabı ve Resulünü bize cehenneme girmememiz için, cennete girmemiz için zaten gönderiyor. Diyor ki doğru yol bu, batıl olan bu. Ama sizin anlayışınıza göre Kur'an anlarsak Allah Subhanahu ve Teala haram aylarda savaşmanın büyük günah olduğundan bahsedecek ama haram ayları açıklamayacak. Ne haliniz varsa görün diyecek haşa. Böyle bir anlayış var mı? Yani bunlara göre Kur'an'ın dışındaki yapılan her fiil müşrikliktir. Yani sen eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini açıp okuyor ve bununla amel ediyorsan müşriksin. Yani bugün erkek sünneti yapan insanlar bu zihniyete göre müşriktir. Kurban bayramını kutlayan, Ramazan bayramını kutlayan, ezan okuyan insanlar müşriktir. Çünkü bütün bu saydığım şeyleri dini bir emir olarak yapıyorlar. Buna göre, bu zihniyete göre de bunu yapan insanlar hepsi müşriktir. Çünkü niye? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirler de sıfatına giriyorlar. Çünkü Kur'an'ın dışında farklı bir yasa kendilerine edinmiş oluyorlar. Bunun yüzünden de kafir olduklarını inanıyorlar. Aynı şey kendilerine döndüğü zaman kendi kitabın içinde ne dedik? İşte had cezaları da size Allah subhanahu teala emrediyor ama siz bunu yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? O zaman yapmadığınız takdirde kafirsiniz. Yani bu inanç öyle bir yere getiriyor ki çırılçıplak, affedersin gaz çıkara çıkara dahi şurada namaz kılsak hiçbir şekilde bunların inancına göre yanlış bir şey yapmış olmayız. Çünkü kitapta böyle bir şey geçmiyor. Bunların inancına göre yani sen eğer namaza kalkıyorsan her kalktığın zaman abdest alman lazım. Allah subhanahu teala bu şekilde emrediyor. Her namaza kalktığınız zaman abdest alın diyor. Yani sen bir abdestle 5 vakit namazı kılamazsın ya da sizin inandığınız kaç vakitse. Kur'an'da bunların zihniyetine göre oruç tutmayan insanlara günahkarsın veyahut ceza göreceksin diyemezsin. Çünkü Kur'an'da Allah subhanahu teala oruç tutmayanlar hakkında bir cezadan bir günahtan bahsetmiyor. O zaman oruç tutsan da olur, oruç tutmasan da olur denilebilir. E bugün hadisleri inkar edenler ya da kullanan insanlar ne yaptı? Namazı inkar ettiler. Kılsan da olur dediler, kılmasan da olur dediler. Aynı şekilde bugün orucu tutsan da olur, tutmasan da olur daha da rahat diyebilirler. Namaz apaçık bir şekilde emir olduğu halde inkar ediyorlarsa, orucun bu durumu bu şekildeyse eğer her türlü inkar edebilirler. Kur'an'ı anlamaya çalışan değil de Kur'an'ı tahrip için yarışan insanlar olarak ben bunları görüyorum. Yani her zaman bunların aleyhine işliyor ve her zaman kendileri Kur'an'ı tahrip edebilmek için yeni bir metot geliştiriyorlar. Şura 37. ayet. Onlar ki büyük günahlardan ve hayasızca davranışlardan uzak dururlar diyor Allah subhanahu ve teala. E şimdi sen büyük günahlar olarak Kur'an'ın hangi yerinde böyle bir liste buldun? E benim büyük günahlardan uzak durduğumu bahsediyor. Durabilenlerden bahsediyor. Durabileceklerden bahsediyor. Yani olabilecek şeylerden bahsediyor. Ama ben Kur'an'a baktığım zaman böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an'da büyük günahları sıralamamış. E ben hangisinin büyük günah olduğunu bilebileceğim? Bunu nasıl anlayabileceğim? Anlamam mümkün değil. E birisine söylemem, birisini anlamam lazım. Allah subhanahu teala eğer bu emri indirmişse bunun karşılığını vermiştir. Yani bunu birisi anlatmış olması lazım. Bunu birisi öğretmiş olması lazım. Bunun hikmetini, bunun açıklamasını birisi bize bildirmesi gerekli. Allah subhanahu teala Bakara 222. ayette Allah'ın size emrettiği yerden kadınlara varın diyor. Allah subhanahu teala böyle bir emir vermişse bunun açıklamasını da vermiş olması lazım. Allah'ım emrettiğin yer neresi? Biz bunu nereden anlamamız lazım? Bunu hiçbir ayetinde açıklamamışsın, bize öğretmemişsin. Bunu kim açıklaması lazım? Hadis inkarcıları mı? Hayır. Bu kitabı bu kitapla beraber gönderilen elçi açıklaması gereklidir. Yani şimdi bunlar hadislere de uymadıklarını söylüyorlar ama farkında değiller, aslında hadise de uyuyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Ramazan'a girdikleri zaman oruç tutuyorlar. Bu Ramazan'a girişi ne belirliyor? Kimin ölçüsü belirliyor? Allah Resulü'nün ölçüsü belirliyor. Hilal'ı gördüğünüz zaman Ramazan girmiştir ve Şevval hilalini gördüğünüz zaman da Ramazan bitmiştir diyor. Bunlar farkında olsun ya da olmasın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Farkında değiller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu bir ölçüye göre bugün sen Ramazan orucunu tutabilirsin. Hilal'ı gördüğünüz zaman oruç tutun. Şevval hilalini gördüğünüz zaman da orucu kapatın demesiyle ister istemez Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuyorlar. Şimdi bu bilgiye baktığımız zaman nereye götürüyor bizi? Ta 1439 yıl önceye gidiyor bu bilgi. Bu bilgi 1439 yıl önceden buraya gelmiş. Sen bu bilgiye göre hayatını idame etmişsin, farkında dahi değilsin.